Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur'un doktor babası, iade davasının günü yaklaştıkça firari anne oğlu kurtarmak için her yolu denemeye başladı. İddialar çirkin. Öyle ki Bülent Cihan Timur kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tutmuş durumda. Nasıl mı? Kazazedelere para teklif ederek. Canan Maran Göz Aydoğdu ve Barış İbiş'in özel haberi. Baştan beri olayı parayla çözmeye çalışıyor. Merhametle, vicdanla, insafla, ahlakla hareket etmeyi düşünmüyor. İade davasının tarihi yaklaştı. Katil zanlısı Cihan Timur'un doktor babası tutuştu. Hello. Büyüklerimize para teklifi sunmuşlar, yok bize İş koruma teklifiyle de gelmişler. Bülent Cihan Timur iddia o ki bu kez de yaralı kurtulan kazazedelere para teklifi yaptı. Ahlaksız bir teklif ya. Bir suçu yani bir şeyi parayla kapatmaya çalışmak çok acizce bir şey. Üç kursun çocuklar işte boşta kalmışlar. Kimse boşta değil, işsiz de değil. 1 Mart günü meydana gelen cinayet gibi kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, firar ettikleri Amerika'da hala tutuklu. Sessizliğini koruyan ve bugüne kadar anne ve oğluyla iletişimde olmadığını söyleyen baba Bülent Cihan Timur ise onları kurtarmak için bir kriz masası kurdu. İddialarsa çok çirkin. O gün ATV kullanmak için dışarı çıkan o 5 arkadaşı o feci kaza ayırmıştı ve o feci kazadan geri onlar 4 kişi kaldılar. Şimdi de karşı taraf yani Bülent Cihan Timur iddiaya göre yaralı olan gençlere iş kurma vaadiyle yaklaştı ve onların aklını çelmeye çalıştı ve iddiaya göre şikayetlerin geri çekilmesini istedi. Bir aracıyla işte büyüklerimiz de teklif etmişler işte siz işte davadan çekilin. Bize şu kadar para, gençlere de iş kuralım. Çok sevdiğimiz birini kaybettik. Ya o yüzden bunun parayla değişebileceği bir durum yok ortada. Genç yaşta evladımı kaybetmiş bir babayım. Burada karşı taraf neyi krizini üretiyor? Yine aracılar devreye sokuldu. Ancak kazazedelerin cevabı net oldu. İstedikleri kadar miktarı yükselsinler. Bizim için hiçbir şekilde değişmeyecek. Akit'i cezaya çeksinler. Yani başka bir isteğimiz yok. Oğuz abiyle benim hem can bağı hem kan bağı her şeyimiz vardı yani beraberdik. Kendime yakıştıramam zaten öyle bir şeyi. Kimse de kabul etmez yani. Bülent Cihan Timur kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tutmuşken anne Eylem Tok da mahkeme heyetine mektup yazdı. Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. Eylem Tok mektubunda yakalanmasaydı kendisine resim galerisi açacağını da itiraf etti. 4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapishanede 2 kez nöbet geçirdim. Amerika'da oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum. Eylem Tok'un 11 Eylül'de görülecek duruşmanın ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Bizim gecemiz yok, gündüzümüz yok. Biz uyuyor muyuz, uyumuyor muyuz ben bilmiyorum. Cezasını çekecek, hiç kusura bakmasın.